Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 170-176. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denildiğinde اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğine tabi olun. قَالُوا Onlar derler ki بَلْ نَتَّبِعُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا Hayır biz atalarımızı, babalarımızı ne yolda bulduksa onlara tabi oluruz. Evelev kana abauhum la yaqiluna şey'e. Eğer onların ataları bir şeye akıl erdiremiyor, akılları çalışmıyor ve la yehtedun ve hidayet üzere değiller ise yine atalarının peşinden mi gidecekler? Burada şunu görmekteyiz. Bir atalar yolu var, bir de Allah'ın gösterdiği yol var. Atalar yolu artık insanların alışmış olduğu bir yol gibi oluyor. Ve atalarından nasıl görmüşse böyle devam ediyorlar. Ama Allah içlerinden peygamber gönderiyor ve kendi yoluna insanları davet ediyor. Alışkanlıkları bırakmak kolay değildir. İnsanlara da alışkanlıkları bırakmak zor geliyor. Peygambere tabi olmak zor geliyor. İşte Kur'an'ın inmiş olduğu dönemi düşünecek olursak cahiliye Arapları var. Cahiliye Araplarının putları var ve cahiliye Araplarının örfü, adeti, kendilerine göre töreleri, bu gibi şeyler var. İçlerinden bir peygamber geliyor, onları bu yanlışlardan kurtarmaya çalışıyor ve Allah'ın yoluna davet ediyor. Ama o insanlara Allah'ın yoluna tabi olmak zor geliyor. Ve atalarımızı hangi yolda bulduksa biz o yolda devam ederiz diyorlar. Kur'an-ı Kerim buna mukabil bize şunu nazara veriyor. Eğer onların ataları akıllarını kullanmayan ve doğru bir yol üzere olmayan kimselerse yine atalarının yolundan mı gidecekler? Yani atalar yolu bazen doğru bir yolda olabilir. Atalarımız güzel şeyler yapmışsa onların peşinden gitmek güzeldir. Ama doğru bir yolda değiller ve akıllıca hareket etmiyorlar. Bu durumda atalar yolu değil, Allah'ın gösterdiği yol tercih edilir. Günümüze bakan yönüyle ifade edecek olursak, mesela ülkemiz halkının %90 küsurunun Müslüman olduğu bir ülke. Ama bizde de atalar yolu var. Yani atalarımızdan gelen bazı örf ve adetler var. Söz gelimi ülkemizin bazı bölgelerinde kız çocuklarına miras verilmez. Kız çocukları evlattan sayılmaz. Çünkü yabancıya verilecektir ve servetin bir kısmını yabancıya vermek gibi görülür. Bundan dolayı dindar aileler dahil bu söylediğimde, dindar ailelerin bir kısmı dahil, kız çocuklarına miras vermezler. Bu atalar yoludur ama Allah'ın yolu değildir. Allah'ın yolunda لِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْاُنْفَيَيْنِ ayeti vardır. Kız için erkeğin payının yarısı. Kur'an-ı Kerim'in bir hükmü olarak bu bildirilmiştir. Öte yandan diyelim bazı yerlerde işte sünnet merasimindeki kirvelikten dolayı işte kirvesinin kızıyla evlenmeme, sanki bu kirvelikten dolayı akraba sayılıyorlar ve bundan dolayı da tamamen birbirlerinden gibi sayılıp kirvesinin kızıyla evlenememe gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Allah'ın yolunda böyle bir şey yok. Allah'ın yolunda kirvelikten dolayı birbirine işte ebediyen haramlık diye bir şey söz konusu değil. Bunlar birbirleriyle evlenebilirler. Ama atalar yolunda bu yasak gibi görülebiliyor. Bazı bölgelerimizde bu gibi şeyler var. Demek ki atalar yolundan gitmek veya Allah'ın gösterdiği yoldan gitmek günümüzde hepimiz için de geçerli olan bir şey. Bize düşen Allah bize neler indirmiş, Allah bize neler emretmiş, bunları iyi bir şekilde anlamaya çalışmak. Atalar yoluna bu uygunsa zaten problem yok. Ama uygun değilse Allah'ın dininin esaslarını tercih etmek gerekiyor. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkar edenlerin hali şuna benzer. كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Yani şuna benzer. Diyelim çobanın hayvanları var. Çobanın hayvanları, çoban onlara bağırdığında ancak bir
bir çağırma ve bir nida duyuyorlar. Ama onun dediğini anlamıyorlar. Yani kafirler burada, aklını kullanmayan kimseler, şuna benzetiliyor. Çobanın sürüsü gibi. Çoban onlara haykırıyor, höykürüyor, sesler çıkarıyor. Bir şeyler kendince söylüyor ama onlar oradan sadece bir ses duyuyorlar. Mana anlamıyorlar. Demek ki körü körüne taklit bunun gibi. Körü körüne atalar yolundan gitmek bunun gibi. Bir sürü haline gelmek, aklını kullanmamak, çobanın sürüsü gibi sadece bir ses duymak ve o talimata göre sürü psikolojisiyle hareket etmek. Summun bukmun umyun, artık onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehum la yaqilun, ve onlar akıllarını kullanamazlar. Yani bir kimse körse bir şey göremez, sağırsa bir ses duyamaz, dilsizse bir şey söyleyemez. Ve görme yoksa, işitme yoksa aklını da kullanamaz. Demek ki atalar yolunda körü körüne gidenler manen kördür, manen sağırdır, manen dilsizdir. Manen kör olmaları gerçekleri görmemeleri yönüyle, sağır olmaları peygamber bile kendisini anlatsa duymamaları cihetiyle, dilsiz olmaları yapılan yanlışları gördükleri halde ses çıkarmamaları, işte töredir vesaire, bunlara takılıp kalmaları bu açıdan değerlendirilebilir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kulû min tayyibâti mâ razaknâkum, size rızık olarak verdiklerimizden tayyib olan, temiz olanlardan yiyin, meşkurû lillâh, ve Allah'a şükredin. İn kuntum iyyâhu ta'budun, eğer Allah'a ibadet ediyorsanız şükrünüzü de Allah'a tahsis edin, sadece Allah'a şükredin. Burada size rızık olarak verdiklerimizin tayyip olanlarından, temiz olanlarından yiyin. Demek ki tercih etmek lazım. Ve günümüzde bu özellikle daha da önem taşıyor. İşte bir takım hormonlu gıdalar var. Bunlar yerine temiz olan, gerçekten gıdalı olanları tercih etmek, fıtri olanları tercih etmek, bu manada düşünebiliriz. Öte yandan Allah'ın yarattıklarında başka gayeyle yaratılmış olanlar da var. Bunların hepsi doğrudan bize rızık değil. Yani söz gelimi Allah-u Teala domuzu da yaratmıştır. Ama etinden istifade edelim diye değil. Ekolojik dengede domuzun da görevi vardır. Öyle bir varlığın yaratılması hikmetlidir. Ama bizim için doğrudan yenilecek bir rızık değildir. Domuza varıncaya kadar yiyebileceğimiz çok temiz, gerçekten lezzetli şeyler vardır. Bunlardan istifade etmek gerekir. Ve hani şöyle bir şey de anlatılır. Bir tanesi bir hocaya sormuş, demiş ki, hocam sinek yenir mi? Hoca yani bu gibi soruya ona uygun cevap veriyor ve diyor ki, yiyebilirsen ye. Yani bunu sormaya da lüzum yok aslında. Çünkü insan sinek yiyecek bir varlık değil ve sinek yenilecek bir varlık değil. O onun için yaratılmamış. Ama diyelim ki bazı insanlar belki sinek yemiyorlar ama her türlü pisliği yiyenler olabiliyor. Mesela Çinlilerle alakalı, affedersiniz, köpeğin etine kadar yedikleri söyleniyor. Köpeğin eti yenilecek bir et değil. Ama onlar kendilerine göre herhalde bundan bir lezzet alıyorlar. Ve haram olmasına rağmen bundan yiyorlar. Tabii onlar haramı henüz bilmiyorlar. İslam'ı duyma imkanları o kadar olmamış. İslam'ın haram helallerini bilmiyorlar. Kendi inançlarına göre demek helal kabul ediyorlar ve yiyorlar. Domuz etiyle alakalı şöyle bir tespiti paylaşmak istiyorum. Domuz eti yiyen domuzlaşırmış. Yani insanın yemiş olduğu gıdalar onun tabiatına etki ediyor. Diyelim ki uzak doğu insanları genelde pirinçle besleniyor. Pirinç böyle yumuşak bir gıda. Onların da tabiatı yumuşak oluyor. Ve böyle sertlikten uzak, genelde sakin insanlar. Ama diyelim devamlı etle beslenen, ona göre herhalde biraz daha hareketli, biraz daha sert bir yapıya sahip olabiliyor. Yediğimiz gıdaların üzerimizde etkisi var. Domuz hayvanlar içerisinde eşini kıskanmayan bir hayvan. Domuz eti yiyenlerde de bu özellik kendini gösteriyor.
ve dans gibi adetler onlarda yaygın oluyor. Diyelim hanımını başkasının kollarına bırakmayı medeniyet zannedebiliyorlar. Bundan lezzet alabiliyorlar. Bunlar domuzun tabiatının insanlara yansımış olan bir şeklidir. İşte Allah-u Teala bizi temiz gıdalarla gıdalanmaya sevk ediyor. Ve size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Demek ki bu nimetler bize şükür için verilmiş. Ve nimetler şükür ile bir kıymet kazanıyor, bir anlam kazanıyor. İnnemâ harrem aleykumul meyte. Allah size şunları haram kıldı. Ölüyü, ölü etini, ve dem ve kanı, ve lahmel hınzir, domuz etini, ve mâ uhille bihi li gayrillah, ve Allah'tan başkası namına kesilenleri, diyelim putlar namına kesilen hayvanları size haram kıldı. Ölü etinden istisna olarak, işte mesela balık bir istisna kabul ediliyor. Balık denizde normal ölümüyle öldüğünde de yine o yenilebiliyor. Ama diyelim ki bir insanın sığırı normal eceliyle öldü ve boğazlanmadı. O murdar olarak kabul edilir ve onu kesip yiyemez. Ancak ölmeden evvel onu keserse o zaman yiyebilir. Acaba günümüzde ölü eti yiyenler var mı? Yani bu noktada en azından kimden et aldığımıza dikkat etmek gerekiyor. Buralara ölü etleri de gelebilir. Ve bu gibi çok şeyler duyuluyor. Güven çok önemli bir nokta. Güvenilir yerlerden almayı tercih etmek gerekiyor. Ve kan haram kılındı. Günümüzde bazıları kanı böyle kavurup yedikleri, eskide de bazılarının yine kanı yedikleri ifade ediliyor. Bu da haramdır. Domuz etinden bahsetmiştik. Allah adına kesilmeyen şeyler, diyelim putlar namına veya putlaştırılan şahıslar namına kesilenler, bunlar da murdar kabul edilir, bunlar da yenilmez. Demek ki cahiliye insanları bunları helal kabul ediyordu. Allah-u Teala sizin helal kabul ettikleriniz aslında haramdır. Bu manayı tahsis edatıyla Allah ancak bunları haram kıldı demek suretiyle bildiriyor. فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Ancak kim doğrudan bunlara talip olmadan ve haddi tecavüz etmeden yiyecek olursa فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Ona bir günah yoktur. Yani bu da çok dikkat çekici bir durum. Bir insan mustar durumda kaldığında, yani diyelim açlıktan ölme durumuna geldi, domuz etinden başka da yiyecek et yok. اِنَّ الدَّرُورَاتْ تُب۪يهُ الْمَحْسُرَاتْ kuralıyla, yani zaruretler haramı helal eder. O kimse bundan yiyebilir. Ama burada وَلَا عَادٍ kaydı önemli. Haddi aşmadan, haddi tecavüz etmeden. Ve buradan da şu kural çıkarılmıştır. اِنَّ الدَّرُورَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا Yani zaruret kendi miktarınca takdir olunur. Bir insan murdar etten doyuncaya kadar yiyemez. Ancak ölmeyecek kadar yiyebilir. Günümüzde haram helal epey birbirine karışmış bir durumda. Dolayısıyla en azından şüpheli duruma gelmiş olan şeyler var. Bu şüpheli olanlardan zaruret miktarınca almak, zaruret olmadan o şüpheli şeylerden uzak kalmak gerekiyor. İnna Allahu gafurur rahim ve şüphesiz Allah bağışlayandır, sonsuz merhamet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ Allah'ın kitabından indirdiğini gizleyenler وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا ve buna mukabil az bir ücret alanlar, az bir ücret alıp da Allah'ın ayetlerini gizleyenler اُلَٰئِكَ işte onlar مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ onlar karınlarına yemezler اِلَّا النَّارِ onlar ancak karınlarına ateş doldururlar. Onlar ancak ateş yemiş olurlar. Burada tabii Allah'ın indirdiği ayetleri gizlemek ve bunun mukabilinde az bir ücret almak. Şu manada değerlendirilebilir. Diyelim Allah'ın kitabıyla alakalı bilgiye sahip.
diyelim İslam gelmezden önce okumuş oldukları Tevrat gibi, İncil gibi kitaplarda ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyorlar. Fakat bile bile gizliyorlar. Ve bununla diyelim kendi koltuklarını koruyorlar. Kendi saltanatlarını koruyorlar. Bu gibi durumda olanlar almış oldukları bu maddi menfaatleri ancak karınlarına bir ateş olarak almış olurlar. Ateş yemiş olurlar. Neticesi ateş olacaktır ve onları yakıp kavuracaktır. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Yani Allah onları kendine muhatap kabul etmez. Onları hesaba çeker, cezalarını verir ama onları muhatap kabul etmez. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları temize çıkarmaz. Onları böyle bir hesapta temize çıkarmaz. Onları suçlu olarak, zaten suçludurlar, suçlu olarak cezalandırır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Ve onlar için elim bir azap vardır. Elem veren, can yakıcı bir azap vardır. اُلَٰئِكَ işte onlar, اِشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى dalaleti hidayet mukabilinde satın almış kimselerdir. Yani hidayeti vermişler, dalaleti satın almışlardır. Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve dalalet birbirine mukabil iki kavram olarak kullanılır. Hidayet Allah'ın gösterdiği yol, dalalet bunun dışındaki yollar. Diyelim hedefe doğru bir yolda gidiyoruz, bu bir hidayettir. Ama o yoldan az veya çok sapmışsak bunlar da dalalettir. Bazen insan gitmiş olduğu yolun doğru bir yol olduğunu zanneder. Halbuki ters istikamette gitmektedir. İşte bir kısım insanlar kendilerinde fıtri olarak hidayete sevk edecek kabiliyetler varken ve peygamber o dosdoğru yolu beyan etmişken, göstermişken onu bırakır da dalalet yolunu tercih ederler. Vel azabe bil mağfira ve mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Yani Allah'ın mağfiretine mazhar olabilirlerdi. Ama buna talip olmadılar ve bu yönde bir gayret içinde olmadılar. Neticede azaba liyakat kesbettiler. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdır. Değerli izleyenlerim, insan aslında ateşe dayanıklı değildir. İşte مِنْ فَيْهَ cehennem diye ifade edilen yazın o şiddetli sıcağı bile cehennemden hafif bir esinti olmasına rağmen bizi bunaltıyor. Bir kibrit alevi elimize tutulsa o ateş bizi bayağı yakar ve ona bile dayanamayız. Kaldı ki dünyanın merkezinde 200 bin dereceye varan bir sıcaklık var. Mağma tabakası ve burası adeta küçük bir cehennem. En katı maddeler bile demir gibi burada sıvı halde, eriyik halde. Öyle bir ateş dayanılır bir ateş değil. Güneşin merkezinde 6 milyon dereceye varan bir sıcaklıktan söz ediliyor. Bu dayanılır bir ateş değil. Tabii cehennem nasıl bir ateş? İnsan hayal edemez, tam tasavvur edemez. Ama dünyada ateşin ne kadar yakıcı olduğunu zaman zaman görüyoruz. Yanan bir sobaya elimizi değiremiyoruz. Ama diğer alemde ebedi cehennemde yaşayan insanlar o cehenneme dayanıklı bir hale getirilecekler. Ve işte Allah-u Teala onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdır, ne kadar da sabrederler demek suretiyle bu noktaya dikkat çekiyor. Daimi bir azap içinde bulunacaklar. Zalike bunun sebebi şu, بِيَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Allah kitabı hak olarak indirdi. Ama onlar hak kitaba tabi olmadılar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ Kitapta ihtilafa düşenler لَف۪ي شِقَاقٍ بَئِيدٍ Çok uzak bir ayrılık içinde, çok uzak bir haktan uzaklaşma içindedirler. Cenab-ı Hak bizleri kendi doğru yolunda daim ve kaim eylesin ve her türlü dalaletten, her türlü batıl yollardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.